Hala şeyden korkuyoruz yani işte benim soyumu devam ettirir mi, benim gücümü devam ettirir mi? Çünkü kadının kendisinden başka birileriyle birlikte olması kendi gücünü düşürüyormuş gibi düşünüyor erkek. Hem kadını kötü görüyor, kirli görüyor, aşağıda görüyor, hafif meşrep görüyor. Hem de kendisini o kadının daha önce birlikte olduğu erkeklerle sürekli bir kıyaslama içerisine girdiği için beynin içerisindeki paradokstan çıkamıyor. Ne kadar aslında zavallı bir şey. Çok doğal bir şeyi ne kadar komplike hale getirdiğimizin müthiş bir resmi bu. Arkadaşlar ince işler klanına hepiniz hoş geldiniz. Ben Özgür Uysal. Size işte ve okulda öğretilmeyen her şeyi ısrarla, inatla araştırıp en ince eleklerden geçirip lolojik yaklaşımlarla aktarmaya devam ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sizi hayata ve yatağa hazırlayan tek kanal olan bu ince işlerde tekrar buluştuğumuz için çok mutluyum. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerle birliktesiniz. Bu hafta size yine harika bir konu hazırladım ve bu konuyu da yine sizin yorumlarınızdan seçtim tabii ki. Sizin yorumlarınız gerçekten benim için çok önemli çünkü her biri bana yeni bir konu için ilham veriyor. Bir önceki videoda sertleşme problemini anlatmıştım. Orada eğlenilecek kadın, evlenilecek kadın, bunlar farklı şeyler midir falan diye konuşurken o bölümü sevgili dostlarımızdan bir tanesi belirlemiş, parantez içerisine almış ve demiş ki Madonna hor sindromdan mı bahsediyorsun abi burada demiş. Dedim ana. Dedim ne oluyor? Dedim ben bunu nasıl bilmiyorum? Her gün yeni bir şey öğrenmeye and içmiş şekilde tabii ki oturdum, araştırdım ve çok ilginç buldum. Sizler için bugün bir kadın sevişince kirlenir mi? Eğlenilecek kadın ve evlenilecek kadın farklı şeyler midir? Bunların psikolojideki karşılığı nedir? Yani özetle Madonna-Mistress kompleks nedir? Onu anlatacağım. Konu gibi konu. Yine harika, yine eşsiz, yine müstesna bir bölümle karşı karşıyayız. O zaman hazırsak başlayalım mı arkadaşlar? Başlayalım. Duyurumu yapıyorum. Lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Aşağıda bıraktığım linkten kitaplarımı, yeni gösteriler için olan biletleri ve geri kalan bütün etkinliklerimizi takip edebilirsiniz. Ayrıca bizi çok seviyorsanız katıl butonuna tıklayıp üyelere özel avantajlardan faydalanabilir ve bu videoları çekmemizde bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Bu sefer çift zille. Bu da şey, masa dördün servisi hazır. Falan. Böyle bir şey oldu bu. Yok mu? Odanızda yer var mı? Ahmet'in kulak... Ahmet'in kulakları ne zaman ameliyat ettiriyoruz? Allah şu katıl butonuna tıklayın da. Sekme açacağım. Ahmet'in kulakları diye özel üyelik sekmesi açacağım ya. Yazık günah çocuk. Buradan bu çanı vuruyorum. Zaten ben bağırıyorum gürül gürül. Buradan buna basıyorum. Yani Ahmet şimdi içinden diyordur ki gel bir de bana bas akıyor diyordur muhtemelen. Kendisini çok seviyorum. Emek veriyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar Madonna Whore Syndrome ya da Madonna Whore Kompleks yani Madonna... Seks işçisi kompleksi ya da Madonna-Mistress dikotomi yani Madonna e, yine seks işçisi ikilemi olan bir fenomen var psikolojide. Bu erkeğin sevdiği ve değer verdiği kadınla seks yapamaması durumunu açıklamak için ortaya atılmış bir dualite. Yani özeti şu. Bir erkek hoşlandığı, sevdiği, çok yoğun duygular hissettiği bir kadınla cinsel olarak birlikte olduğunda ona karşı olan duygularını kaybedeceğinden, ona olan saygısını kaybedeceğinden, yani kadının kirleneceğinden korktuğu için onunla cinsel anlamda birlikte olamayacağından cinsel birliktelik sırasında erekte olamaması durumu. Yani seviyorsun, sevişemiyorsun. Sevişiyorsun, sevemiyorsun. Halk arasındaki seveni sikerler, sikeni severler'in antitezi gibi bir şey. Şimdi bunu ilk olarak Freud tanımlamış. Tabii ki işin içerisinde bir sevişme, bir penis, bir olaylar olduğu zaman hemen Freud "Bırakın ben açılın. Freud burada." diyerek girmiş olaya ve demiş ki: "Bu bir çeşit ruhsal iktidarsızlık. Yani psychic impotence." demiş. Ve kendisi sonuna da eklemiş. Bazı erkekler arzuladıkları şeyi sevemez. Sevdikleri şeyi arzulayamazlar. Yani birini cinsel olarak böyle seviyorsak, o bizim gözümüzde hafif meşrep bir kadına dönüşüyorsak kültürel normlar ya da öğrendiğimiz şeylerden dolayı onunla birlikte olamıyoruz. Yani bir adammış ilişki kuramıyoruz. Sevgili olamıyoruz. Seviştiğimiz kadınları hafif meşrep ya da işte yollu, halk arasındaki ya da aramızdaki terimler neyse kirlenmiş gibi gördüğümüz için bazı toplumsal normlardan dolayı onlarla uzun ve sağlıklı bir ilişki kuramıyoruz. Bunun tam tersi olarak yani dikotomisi olarak da sevdiğimiz kadınlarla da sevişemiyoruz. Çünkü bir kadınla seviştiğimiz zaman onun aşağı bir yerde olabileceğinden korkuyoruz. Sevişen kadın oros budur diye düşünüyoruz. Özeti bu. Yani tam tabiriyle evlenilecek kadın başkadır, evlenilecek kadın başkadır diyoruz. Bunların ikisini birbirinden ayırıyoruz. Çünkü cinselliği bir kadının yaşamasını o kadının kirlenmişliği ya da düşmüşlüğü olarak görüyoruz. Sosyologlar William Simon ve John Gagnon buna sexual script theory adını vermişler. Yani cinsel senaryo teorisi. Şimdi antropolojik olarak, sosyolojik olarak bizim cinsellik ve cinsel birliktelik konusunda bazı öğrenilmişliklerimiz var. Nedir? İşte buna çok basit örnekler verebilirim. İşte kadın adım atmaz, erkek adımı atar. Kadın hafif naz yapar. Erkek daha istekli, girişken olur. Erkek elde edendir, kadın verendir filan gibi böyle kafamızda bazı senaryolar var. Yani yazılmış belli kalıplarla cinselliği yaşayabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kalıplarda bize tabii ki beraberinde bu tip kompleksler, sendromlar getiriyor ve ilişkilerimizdeki sağlıklı olan şeyleri bozuyor. Bu sexual script teoriyi yani cinsel senaryo teorisini ayrı bir konu yapacağım. O bence kesinlikle öğrenmemiz gereken bir konu. Onun için ileriki bölümleri ayrıca bekleyiniz. Tabii bazı aslında bu ayrım biliyor Tam terse de dönüşebiliyor. Hani filmlerde filan da gördüğümüz hani pavyondan bir kadını kurtarmak. İşte genel evden bir kadını kurtarmak. Hani o konu var ya gider aşık olur. Onu kurtarır. Eyüp camine götürür. Tövbe ettirir filan. Var yani bunlar eski Türk filmlerinde. Bir çeşit çeşidi var yani. Hatta yeni dönemde işte İbrahim Tatlıses'in açıklamaları var. Seni pezevenklerin elinden kurtardım filan gibi. Yani bunu biz bir şey gibi görüyoruz. Yani bir düşmüştük. Sanki böyle sevişen kadını böyle aşağıda işte seks işçisi. Her sevişen kadın kesin seks işçisidir. Her sevişen kadın kesin yoldudur, kaşardır. Her sevişen kadın kirlidir, aşağıdır, temizlenmesi, arınması, tövbe etmesi gerekir filan gibi bir düşünce bize hem filmlerle yerleştirilmiş hem de bin yıllar içerisinde tabii ki antropoloji ve sosyolojiyle de eklenmiş. Bu tabii bizi nerelere götürüyor? Bekaret önemli mi filan gibi böyle ilkel konulara da götürüyor. Bakın bekaret önemli mi diye röportajlar yapıyorlar sokakta. Takır takır mikrofonları da böyle yöneltiyorlar. Neler söylüyor insanlar? Siz işte 01 arabaya mı binmek isterdiniz yoksa kullanılmış bir arabaya mı? Yani kadını arabaya benzetenler mi istersin? Eğer bir erkek bir kadınla uzun bir ilişki istiyorsa, evlenmek istiyorsa o onun ilk sahibi olmalı gibi sevişmeyi sahip olmakla eşleştirenler mi dersin? Bir sürü çeşidi var. Zaten oradan bakın o röportajlardaki erkeklerin demeçlerinden bakın. Sevişmeyi nasıl bir şey olarak aslında kafamızda da gördüğümüzü ve sevişilen kadının da nasıl kafamızda bir imaja büründüğünü çok net bir şekilde görebilirsiniz. Dünyada ve özellikle Türkiye gibi, Mısır gibi, Orta Doğu ülkelerinde kızlık zarı ameliyatının bu kadar yaygın olmasının sebebi de bu. Yani kadının psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Birlikte oluyor ki bu dünyanın en doğal şeyi. insanlık kadar eski bir şey. Hepimiz bir cinselliğin ürünüyüz yani. Şu an izleyen herkes bir cinselliğin ürünü değil mi? Kimse mitoz bölünmediğine göre herkes bir cinselliğin ürünü. Bu kadar doğal Doğal bir şeyi yaptıktan sonra kendini yeni partnerine ve uzun süreli eşine kabul ettirebilmek için kızlık zarı ameliyatı olan insanların sayısı azımsanamayacak kadar çok. Bunun daha üst boyutları var tabi. TikTok'ta videolar var. Boy boy böyle çarşaflar gezdiriyorlar. Ya neler gördüm? Ya bir dünyasına girdim o TikTok'un. O TikTok'un her dünyasına girdiğimde zaten ruhum böyle içim böyle bir garip bir şey oluyor. Böyle bir Allah'ım biz nasıl nasıl bir şeyin içerisinde aynı oksijeni tüketiyoruz filan gibi böyle hesaplaşmalara giriyorum kendi kafamda. Çarşaflar germişler. Sanki Japonya'nın kurtuluşu gibi böyle milli bayrakları gibi böyle ellerinde mahalleleri gezdiriyorlar ortasında Kan olan beyaz çarşafları, kocası, anası, babası, dayısı, eniştesi hep beraber kanlı bayraklar böyle ellerde böyle geziyor filan. Böyle garip ki bununla gurur duymak yani o kanın böyle bir gurur kaynağı olması. Halbuki yani vücudun ürettiği çok saçma sapan bir zarın, ürettiği bir kanın hatta her zarda o kanı üretmek zorunda değil. Aslında çok esnektir hiçbir zaman kanamayabilir ki bundan dolayı da çok fazla eminim ki mağdur olmuş hatta mağduriyetin daha da ötesine geçmiş linçlenmiş insan da var vardır. Yani bunu bir gurur kaynağı olarak sergilemek, göstermek hala bazı kesimlerin diyeceğim, amiplerin demeyeceğim ama siz anlayacaksınız, bir sergisi durumunda. Irak'ta hala. İşte Irak, Mısır, işte Türkiye'nin bazı bölgeleri yani sosyoekonomik olarak daha düşük olan bölgelerim, eğitim olarak daha düşük bölgeleri. Irak'ta da yani çok eğitimli kesimin eminim ki böyle ellerinde böyle bayrakları böyle milli bayram gibi sallayarak gezdiklerini düşünmüyorum. Bu hepsinde böyle ve o kadar garip ki şimdi bunu bir kirlenme olarak gördüğüm için biz Orta Doğu ülkelerinde özellikle var daha doğu ülkelerinde de var geleceğim oralara. Dünyada en çok vajinal rahatsızlıklara sahip olan ülkelerde yine Orta Doğu ülkeleri. Vajinal mantar problemleri ve vajinal enfeksiyonların en yaygın görüldüğü bölgeler mesela Mısır, Türkiye gibi bölgelermiş. Çünkü o kadar çok temizleniyormuş ki cinsellikten sonra kirlenildiği düşünülüyor ve bunun kendi başına bir sebum dengesi var. Bunu böyle iç dış araba gibi yıkamaman lazım. Yani bu kendi dengesini bulan bir şey. Anlattık bunların hepsini yani izleyen bilir. Bunu böyle yani işte artık nasıl yıkıyorlarsa o da diyor ki kardeş bana nasıl bir muamele yapıyorsunuz yani beni o zaman oto sanayiye götürün beni düzelttirin diyor yani. O, o, da araba muamelesi yapıyor sana. Dolayısıyla işte o psikolojik olarak kirleniyorum hissinin verdiği bir dışa vurum bu rahatsızlıklar aynı zamanda. Bunu sadece erkekler böyle görmüyor. Erkeklerin böyle görmesi kadınların da üstüne bu yükü yüklüyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Ve bu sadece hani Orta Doğu diyorum ama orayla da sınırlamamak lazım. Bu genel olarak dünyada da olan bir şey. Yani Miley Cyrus bile 13 yaşında meşhur olmuş bir hanımefendi biliyorsunuz. Bilen vardır Miley Cyrus'ı. O bekaretle hep övünüyordu filan. 16 yaşında Liam Hemsworth'e bekaretimi kaybettim ben filan dedi. Liam Hemsworth de Chris Hemsworth'un kardeşi yani dona gibi de adam yani gerçekten. Miley Cyrus şu kadar bir şey. Onu, onu da konusunu yapacağım. Ha. Niye yani devasa erkekler bu kadar milyon kadınlarla hoşlanıyor, hoşlanıyorlar, hoşlanıyorlar filan. O da ayrı bir konu bu arada. Ama işte bunun üzerinden bir reklam yaptı bir PR kampanyaları yürütüldü. Hani vardır işte görüyorsunuz bizim ülkemizde filan da var. Yani hep bir böyle masum kız filan öyle bir hani işte bakire kadın, bakire kız. Bunun reklamları yapılıyor hep ve buradan sonra bir geçiş oluyor. Bu PR propagandası olarak. Çünkü bakire olan saftır. El değmemiştir, kirlenmemiştir imajı aslında çok daha devasa PR sektörlerinde bile bir reklam konusu. Daha da doğuya gittiğimizde Japonya gibi uzak doğu ülkelerinde mesela Japonya'da bir araştırma var. Çiftlerin 3'te 2'si çocuk olduktan sonra sevişmiyorlar. Japonya'da böyle evlilik içi aseksüellik çok yaygın. Çünkü anne olduktan sonra bir kadının sevişerek kirletilmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Bak aynı düşünce orada da var. Hatta bu o kadar yaygın bir şey ki Japonya'da evli ve çocuklu kadınlar sevişebilmek için yoldan arabalarını jigolo alıyorlar. Bu bir sektör. Yani gerçi Japonya'da kullanılmış donu attığın otomatlardan parayla alabilmek de bir sektör. Japonya bambaşka bir yer bu arada. O anlayamıyorum yani. Onların o garip arigato o da Şivas yani hiç anlamıyorum. O bambaşka bir alan ama işte aşırı ataerkil bir toplumun bir dışa vurumu bu da aslında öyle görebiliriz. Bu daha da gerilere gittiğimizde yani 2000-3000 yıl öncelere gittiğimizde mitolojide de bir konu. Mesela Zeus Hera ile evleniyor. Daha usturuplu ailenin temsilcisi olan Hera ile evleniyor. Hera'nın hiçbir böyle aşk hikayesi yoktur. Başkasıyla birlikte olma, çapkınlık yapma falan gibi bir aşk hikayesi yoktur. Zeus'a bağlı güçlü bir kadındır. Zaten ailenin plan temsilcisidir. Ama Zeus böyle Olimpos'un playboyu. Ben bugün insem de acaba hangi periyle sevişsem, hangi insandan yeni bir çocuk yapsam da mitoloji kitabına bir katkıda bulunsam filan diye gezen bir playboy. Bu ikisinin eşleşmesi de yine çok doğal olarak görülüyor ve Olimpos'un en tepesindeki tanrı ve tanrıçanın bile ilişkisinin böyle olması zaten bize pek çok şey anlatıyor sosyolojik olarak. Ayrıca Hestia gibi, Artemis gibi, Athena gibi mitolojideki güçlü tanrıçalar hiçbir zaman biriyle birlikte olmazlar. Hiçbir erkek erkekle birlikte olmazlar. Onların çocukları yoktur. Bakiredirler ve bu bakirelikleriyle meşhurdurlar. Onlara inanan, onlara tapınan rahibeler de yine bakire kalma zorunluluğu koşarlar. Hatta bu bakire kalma zorunluluğu o kadar serttir ki eğer ki biriyle birlikte olursanız ya öldürülürsünüz ya da sürülürsünüz. Çünkü bakirelik işte 3000 yıl önce de 4000 yıl önce de bir saflık olarak görülüyor. Ama bunu şöyle okumak lazım. Aslında Antik Yunan'da kadın hiçbir kıymeti olmadığı için, hiçbir sosyal hakkı, hiçbir oy kullanma hakkı, hiçbir varoluş hakkı olmadığı için bir erkekle evlendiğinde ya da bir erkekle seviştiğinde birlikte olduğunda o erkeğe ait oluyor. O erkeğin nüfuzuna geçmiş oluyor. Dolayısıyla hiçbir erkekle sevişmemiş olan bir tanrıça hiçbir erkeğe ait değil demek. Bir tanrıçayı güçlü yapan şey bu aslında. Rahibelerin de yine bakireliklerini korumalarının sebebi bir erkeğe ait olmama. Yani bunu protesto et davranışı. Hatta Artemis'in rahibeleri Antik Yunan'da oy kullanabilen yegane kadınlar. Ki bu çok büyük bir şey Antik Yunan'da. Bunu böyle okumak lazım. Yani erkekten bağımsız olabilmek için onunla sevişmiyorlar. Seviştiklerinde o erkeğe ait olduğunu düşünüyor kadınlar. Dolayısıyla erkekler de bir kadınla seviştiklerinde o kadının kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Bu hala böyle değil mi? İşte bekarete bu kadar önem veriyor olmamızın yegane sebebi bu değil mi zaten? Eğer ki benden önce başka biriyle seviştiyse ona aittir artık bana ait değildir diye düşünüyoruz. Bunun bir sürü antropolojik, evrimsel filan bir sürü altyapısını teori olarak kurabiliriz. Ne diyebiliriz? Eskiden insanlık üremek ve soyunu devam ettirebilmek için sadece kendisinden o çocuğun olduğundan emin olmak istediğinden dolayı kadının bir başkasıyla birlikte olması durumundan ölesiye korkar. Hem iktidarının hem soyunun tükeneceğinden korktuğu için erkek kadının ilk kendisiyle ve sadece kendisiyle birlikte olmasına önem verir. Hala biz aynı güdüdeyiz. Halbuki yani çocuğun kimden olduğunu, genetik olarak kimden miras kaldığını bir sürü testte falan ölçebiliyorken bile bugün hala şeyden korkuyoruz. Yani işte benim soyumu devam ettirir mi? Benim gücümü devam ettirir mi? Çünkü kadının kendisinden başka birileriyle birlikte olması kendi gücünü düşürüyormuş gibi düşünüyor erkek. Hem kadını kötü görüyor, kirli görüyor, aşağıda görüyor, hafif meşrep görüyor. Hem de kendisini o kadının daha önce birlikte olduğu erkeklerle sürekli bir kıyaslama içerisine girdiği için beynin içerisindeki paradokstan çıkamıyor. Ne kadar aslında zavallı bir şey. Çok doğal bir şeyi ne kadar komplike hale getirdiğimizin müthiş bir resmi bu. Sevişen sevişmeye istekli olan kadın yolludur. Kadın dediğin öyle sürekli sevişmeye hazır olmaz. Kadın dediğin yüksek sesle kahkaha atmaz. Kadın dediğin içe dönük olur. Bacak bacak üstüne atmaz. Bunların hepsi işte bu Madonna, Mistress dikotominin bir örneği. Erkeğin cinsel gücü. Dolayısıyla da kendi gücünü ve iktidarını elinde tutabilmek için kadının cinselliğini bastırma çabası. Çünkü kadının bir kere bu cinselliği rahat rahat yaşayabilmesine izin verirse kendini hükümran olarak gördüğü cinsellik elinden alınacak ve böyle boşa düşecek diye düşünüyor. Çünkü kendini sadece cinsellikte ve cinsel performansıyla erkek hissedebiliyor. Bunu düşünen bir erkek. Ama tabii bu erkeğe ne getiriyor? Tabii ki kadının üzerinde bu baskıyı kuruyor filan ama erkek işte bunu bir sahiplik, bunu bir güç bunu bir rekabet ögesi olarak gördüğü için ne oluyor? Bu sefer kendini sürekli kıyasladığından ve kafasının içerisinde bu kadar şeyi taşıdığından dolayı iktidarsızlık yaşıyor. Erken yaşta ya da ileriki yaşlarda sürekli takır takır böyle bonibon gibi haplar yutmaya çalışıyor. Sürekli bunu böyle dik tutmaya çalışıyor çünkü onun dik durması kendisinin de dik durması anlamına geliyor. E bu kadar şey üzerine yüklediği zaman istatistiklere göre kadınlardan ortaya ortalama 5 yıl daha az yaşıyor. Bak kadının üzerinde bu kadar şey yüklemişiz. Kadınlar hala 5 yıl daha uzun yaşıyorlar. Vallahi helal olsun. Ama erkek asıl kaldıramayan erkek bu kadar yükü. Kadına yüklüyor ama hem psikolojik olarak kaldıramıyor hem yatakta kaldıramıyor. Yapmayın. Yazıktır günahdır. Bak daha, daha dramatik, daha gerçek olaylar var. Seviyorum dediğin ve kendince saflığına inandığın insanın gerçekten kaşar olması. Kadın erkek fark etmez. Ya bu benim sevgilim, ben buna güveniyorum, bu beni aldatmaz dediğin kişinin orospu çıkması. Erkek orospusundan da bahsediyorum yani. Bu mesela daha feci bir durum. Ya düşünsene işte erkek tanıştırıyorsun kız arkadaşlarınla. Ondan sonra ertesi gün tak ona DM'den alev atıyor. Öbürüne bilmem oradan mesaj atıyor. Ona göz kırpıyor filan. İşte kız mesela tanıştırıyor konuşuyorsun erkek arkadaşlarınla, i̇şte ona cilve yapıyor, ona bilmem ne yapıyor filan. Bak bu mesela daha dramatik, daha kötü hepsinden. Söyleyemezsin de ha. Nasıl söyleyeceksin? Çok kötü bir şey biliyor musun? Gelmiştir başınıza böyle şeyler mutlaka. Bak benim geldi başıma çok sefer. Arkadaşına söyleyemiyorsun. Niye? Çünkü kötü olacağından korkuyorsun. Asla konduramayacağından korkuyorsun. Söylemezsen ileride kesin üzülecek, eminsin. Al sana bir dikotomide. Hı? Sevdiğim çocuk orospu çıktı dikotomisi. Gizli ama. Yani işin özeti şu arkadaşlar. Saçını gösterme tarih olurlar, etini gösterme tarih olurlar, etek giyme tarih olurlar, sokağa çıkma tarih olurlar, o saatte gezme tarih olurlar, bunları giyme makyaj yapma tarih olurlar, yüksek sesle gülme tarih olurlar, kikirdeme, arkadaşlarınla etrafta gezme, dolanma, kendine bakma, göz göze gelme tarih olurlar. Lan olmasınlar. Onlar da olmasınlar. Her eti gördüklerinde dişlemeye çalışmasınlar. Sadece bakıcıların kafesin içinde olduğu bir hayvanat bahçesinde yaşamayı, bırakalım artık. Madem her boktan tarih oluyorlar onlar sokağa çıkmasınlar. Lütfen bizi beğenip paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Ben Özgür Uysal. Dersiz bitmiştir. Bu işler ince işler. Sevgiler. Bir erkek hoşlandı, saygı duydu, sevdiği bir insanı siktiğinde ona karşı olan duygularını kaybedeceğini düşündüğü ve bundan korktuğu için siktiğin dediğince çok ağır oldu. Öyle yapmayalım. Ben de ne Yabancı bir kelime <laughs> Oğlum o kadar böyle hani didaktik ve güzel anlatıyorum ki adam latince konuştum zannetmiş ya. Bak işte bir küfrü nasıl üst şekilde söylediğinde bambaşka bir şekilde insanın kulağına tınlıyor. Bunu sona koyalım Ahmet. Tamam.